Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde orduya nükleer caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirme talimatı vermesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin nükleer savaşa yol açabileceğine dair soruları akıllara getirdi. Öncelikle nükleer bombanın tesiri hakkında ufak bir bilgi verelim. 100 kt nükleer bombanın hasar bölgeleri şöyle oluşuyor. Atıldığı yerde 1.8 kilometreye kadar toplu imha, 3 kilometreye kadar ağır yıkım, 5 kilometreye kadar ağır hasar, 8 kilometreye kadar hasar oluşturuyor. Fakat en küçük bir nükleer savaş başlığı bile çok büyük can kaybına ve devasa kalıcı etkilere yol açabiliyor. 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine Amerikan savaş uçakları tarafından 2. Dünya Savaşı'nın bitiminde atılan 15 kilotonluk atom bombası 146 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Peki Rusya'da nükleer saldırı kararını kim veriyor? Karar sürecinde hangi aşamalar bulunuyor? Hangi yetkililerin onayı gerekiyor? Rusya'nın, Rusya Federasyonu'nun nükleer caydırıcılığına ilişkin devlet politikasının temel ilkeleri adlı 2022 tarihli bir belgede nükleer silah kullanma kararını Rusya Devlet Başkanlığı'nın aldığı belirtiliyor. Şeget adlı küçük bir evrak çantası devlet başkanının her zaman yanında tutuluyor. Bu çanta ne işe yarıyor diyenler olacaktır. Bu çanta başkanı Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin komuta ve kontrol ağına bağlıyor. Fakat bu küçük çantada silahların fırlatılmasını sağlayacak bir düğme yer almıyor. Ama Şeget sayesinde alınan kararlar ya da emirler direkt olarak Genelkurmay'a iletiliyor. Herkesin aklında olan o soru, Putin nükleer silah kullanma kararını verirse ne olur? Rusya Devlet Başkanı'nın bu yönde aldığı karar, fırlatma kodlarına erişimi bulunan Genelkurmay Başkanlığı'na iletiliyor. Bu noktada nükleer başlıklı füzelerin fırlatılması için komutanların önünde iki ayrı seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden ilk olarak yetkilendirme kodları, daha sonra fırlatma prosedürlerini yürütecek olan silah komutanlarına doğrudan gönderilebiliyor. Bu seçeneğin gerçekleşmemesi ihtimaline karşı bir de yedek plan düşünülmüş. Perimeter adlı bu B planı Genelkurmay Başkanlığı'nın tüm acil komuta noktalarını atlamasına ve füzeleri doğrudan fırlatmasına olanak tanıyor. Peki Rusya'nın nükleer silahları kullanma haklılığı var mı? 2020 doktrini Rus nükleer silahlarının kullanımını haklı çıkarabilecek 4 senaryo sunuyor. Birincisi, Rusya'ya ve müttefiklerine karşı nükleer silahın veya kitle imha silahlarının kullanılması. İkincisi, Rusya'yı veya müttefiklerini hedef alan balistik füzelerin fırlatıldığını gösteren veriler. Üçüncüsü, ülkenin nükleer kuvvetlerinin müdahalesini baltalayacak kritik hükümet veya askeri tesislere saldırı. Dördüncüsü, devletin varlığı tehlikedeyken Rusya'ya karşı konvansiyonel silahların kullanılması. Son olarak Rusya'nın ve diğer ülkelerin ne kadar nükleer silahı olduğuna bakalım. Sadece Rusya'nın nükleer savaş başlıklarının sayısı 5977. NATO ülkelerinin nükleer başlık sayısı 5943. Yani Amerika Birleşik Devletleri dahil tüm NATO ülkelerinin nükleer başlıkları Rusya'nın nükleer başlık sayısını geçemiyor.